Changi'deyim, Changi. Singapur'un meşhur havaalanı. Deli gibi bir yer ya. Terminaller. Her yerde trenler, şunlar bunlar. Bak, burada da ufak bir şeyler var. Görebiliyor musun? Sanmıyorum ama. Buna Kinetic Rain diyorlarmış. Adını Kinetic Rain koymuşlar. Güzel senkronize halde. Yukarı çıkıyorlar, iniyorlar. Hani senkronize dediğim hepsi aynı anda değil. Belli notaları var şüphesiz. Güzel. Güzel bir çalışma. Gayet güzel bir çalışma. Ama sizi şu karşıya götüreceğim. Şuraya götüreceğim. Orada Jewel diye bir şey var. Yani mücevher. Adamlar oraya öyle bir şey yapmışlar ki. İnanılmaz. Şimdi oraya gideceğiz. Daha önümde bir 5 saat var. 5 saati de orada öldüremem de. Hani yapacak bir şeydir işte ya. Ona buna salça oluruz. Yani yapacak çok şey var. Daha da yemek yiyeceğiz. O da var. Terminal 1. Çıkıyorsunuz. Karşınızda dediğim gibi Jewel var. İsmini görüyorsunuz. Şu ışıklardan karşıya geçince içeriye direkt giriş var zaten. İçerisi de acayip kalabalık. Yani dışarıya da açık olduğu için birçok insan ziyarete geliyor. Jewel. Neyse, orası burası işte. Havaalanında burası. Ve hala sıcak. Deli sıcak. Çok enteresan bu trafik işte. Evet, Jewel'a giriş yapıyoruz. Yaptık. Şu içerideki büyük şelaleyi görüyor musunuz? O şelale tamamen yağmur sularının toplanmasından devir daim yapılarak bu hale getirilmiş. Yani toplamda 7/24. Toplamda 7/24 ne demekse. Yani 7/24 durmadan akıyor. Burası yanılmıyorsam dünyanın en yüksek indoor şelalesi. Indoor'dan kasıt yani doğal olmayan, insan tarafından yapılmış iç mekan şelalesi. Şöyle bir kaldırayım. Ve içerideki ağaçları görüyorsunuz. Hepsi gerçek ağaçlar. Yani internette okuduğum kadarıyla 600 kadar ağaç var. Yaklaşık, sallamayayım, yani 60-70 farklı ülkeden getirilmiş ağaçlar bunlar. Hani 60-70 farklı ülkeyi salladım, ona bir zahmet bakın siz buradan. Farklı ülkelerden geldiğini biliyorum yani. Aynı zamanda da bir alışveriş merkezi gibi yapmışlar. Ben de sizle birlikte ilk kez görüyorum. Ve gayet de kalabalık. Bu kadar insanın uçmadığı kesin. Bu insanlar geliyor burada. Alışverişini yapıyorlar. Ne bileyim, yemeğini yiyorlar. Bir yandan şelaleye bakıyorlar. Gerçi şelaleye bakan uçuyordur muhtemelen. Şöyle bir olay da var. Yukarıya net çekmişler. Yani bir ağ var. Ağın üzerinde gezebiliyorsunuz. Adamlar devasa bir yer yapmışlar. Ve 1.8 milyar dolara mal olmuş. Bakar mısınız? Burada da Changi Experience Studio diye bir şey var. Buy or scan. Bir şey buy almamız lazım. Buy almak ne demek ya? Bir şey almamız gerekiyor. O yüzden hiç girmeye gerek yok. Ama burada havaalanını muhtemelen keşfedebileceğiniz aktivitelerin olduğu bir yer diye düşünüyorum. Changi Discovery mi diyordu? Changi Experience Studio. Ne olabilir ki başka, değil mi? Şurada bir restoran var. Restoranlara birazdan dalacağım. Sizin için 5 TL vs 500 TL döner videosu tekrar burada. Şaka. Türk bir yer bile bulamadım ya. Ha, şelaleyi daha iyi görebileceğim, daha az kalabalık bir yer burası aslında. Bence gayet güzel.
İşte şelale bu. Söylediğim gibi bu su sürekli devir daim yapıyor. Ne oluyor, bu aşağıdan da bir şeyler çıkıyor ya. Efekt veriyorlar. Ben şöyle yukarıya doğru kaçsam. Buraya da giriş yokmuş ya. Mangut gibi kaldım ya. Ne yapalım? Şuradan şöyle. Aynı zamanda da trenler durmuyor. Seferlerini yapıyorlar. Terminaller arası giden gelen trenler bunlar. Bir yandan da yağmur suyuyla devir daim yapan Changi Şelalesi. Vallahi helal olsun. Adamlar 10 numara airport yapmışlar. Yarısı bizim başımıza. Bizim havaalanı da güzelmiş. Öyle diyorlar. Daha gitmedim şimdi. İnşallah yarın oradayız ama aktivite bakımından bir şey var mı? Önemli olan o. Uçak iniyor, kalkıyor. Çok büyük havaalanı. Ama aktivite de olursa bence hani daha güzel olur yani. Neden olmasın? Bir de şöyle bir şey yapmışlar. Dokunma diyor. Dokunma. Hala yemek arıyorum yani. Burası Yu's Kitchen muhtemelen. Chinese. Eggs and things demiş. Aha, Hawaii. Hawaii ise trash. Aa, no pork no lard demiş. Aa, o zaman burada bir şey çıkabilir bize ha. Aa, ama biraz basit kaçtı gözüme ya. Bak şurada seafoodçının önünde akvaryum var. Orada balıkları herhalde seçip tabağınıza istiyorsunuz. Ya da öyle değil. Abi şunlara bakar mısınız? İstakozlar, yengeçler. Şu Snapper'a benziyor ama kuzeni olabilir yani. Yok artık şu yengeçe bak ya. Of 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 of. İstakozlar burada. Bakar mısınız şunlara? Burası da bu arkadaşların katili. Burada Kams Roast diye bir şey var. Muhtemelen ördeğiyle ünlü. Görüyorsunuz orada ördekleri. Hong Kong Macau'da Michelin Guide demiş. 2015-2019. Bu Michelin awarded one star in 2015. Wow. Wow. Michelin starı varmış amcanın. Yani restoran camiasında büyük olaylar bunlar. Yemek hazır. Somonlu. Tütsülenmiş somonlu avokadolu bir sandviç. Yanında ufak bir croissant. Şöyle de yeşil bir içecek. İçinde ne olduğunu biliyorum ama sormayın işte. İşte ıspanaklı, spirulina bilmem ne. Muz falan filan. Toplamda bana 21.50'ye patladı. 21.50 evet. Hadi bana afiyet olsun. Son iki gündür yemek görünce insanlıktan çıkıyorum ya. Öyle böyle değil. 2 dakika sürmedi belki de. Hadi 3 olsun maksimum. Her şey. Tamam. Güzel bir olay. İzlemesi keyifli. Ya Changi'ye sadece bir havaalanı demek bence hakaret. Gerçekten hakaret. Özellikle şu olay. Gösterdim ya, Jewel dedikleri alışveriş merkeziyle kombine edilmiş olay. Aşmış adamlar. Sadece Jewel'a harcadıkları para 1.8 milyar dolar. Çılgınlık. Bilmem hatırlar mısınız, zamanında Chinese bir turist şuranın üstüne çıkıyor. Bu yağmur damlacıklarından, yani onun yağmur damlacı taklidi yapan damlacıklardan birini aşağıya indiriyor, çekiyor. Evet, böyle insanlar da var. Hani bir söyleyeyim dedim. YouTube'da da zaten görüntüleri var. Vallahi hipnotizi gibi bir şey ya. İzlersin bunu sabaha kadar. Böyle kilitliyor kendini. Dönüyorum dönüyorum buraya geliyorum ya. Şöyle. Alacaksın. Yemeyeceksin ama. Alacaksın sadece. Şurada. Bak şurada.
bir de şurada. Ama buradaki biraz daha küçük olması lazım. Yaklaşık bugün dedim ya 10-12 kiloyla sırtımda yürüdüm. Ne kadar yürüdüğümü de ben şimdi size bir rapor halinde söyleyeyim. Bugün toplamda hazır mıyız? 23 kilometre, 23.84 kilometre yürümüşüm. 30.456 adım atmışım. 1104 kalori yakmışım. Neyse, ben Singapur'la ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Gayet güzel bir şehir, ülke. Hani şehir kıvamında bir ülke. Temiz. Ama bir şey dikkatimi çekti. Onu söylemeden edemeyeceğim. Hatta airport'ta bile, havalanında bile, Singapur sokaklarında bile belki 70-75-80 yaşında insanları çalışırken göreceksiniz. Bunun sebebini gerçekten merak ediyorum. Bilenler varsa bir zahmet yorumlarda açıklasınlar. Acaba emekli olmaya mı çalışıyorlar? Emekli yaşımı çok yüksek veyahut da emekli olan paraları mı yetmiyor? Hani anlayamadım ya. Metroda bildiğin 75-80 yaşında mızıka çalan adam gördüm. Yanında yine 75-80 yaşında mendil satan teyze var. Şurada 75-80 yaşında ayakta duramıyor. Gerçekten böyle hani yavaş yavaş yürüyen bir amca. Yanlış anlamayın. Çalıştığı başım üstüne. Ona kesinlikle üzüldüm. Ama bu adam neden çalışmak zorunda? Hani Singapur zengin bir ülke ya. O yüzden soruyorum. Acaba emekli maaşları mı yetmiyor? Emekliliğe mi çalışıyorlar? Bilemiyorum yani. Hani bilen varsa lütfen bize aydınlatsın. Gerçekten. Neyse. Changi ile ilgili de Changi bence mükemmel bir havaalanı. Havaalanından öte bir şey yani. Aktiviteleri çok fazla. Belli zaten. Girdiğiniz zaman diyorsunuz ki bu adamlar buna özen göstermiş. Yapmışlar bir şey yapmışlar. Bu havaalanından başka bir şey. İşte terminalleriyle. Mesela terminal 3'te şey varmış. Kaydırak var. Bildiğiniz kaydırak var. Öyle 5 metre kaydırak değil. Pasaportunuzu okutuyorsunuz. Kaydırakla aşağı iniyorsunuz falan. Ama şu anda ben terminal 1'den gittiğim için onu kullanamayacağım maalesef. Neyse, inşallah yine güzel, beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.